örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım iki şiş çalışacağız videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3,5 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Ben şöyle iki model üzerinden anlatım yapacağım size. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Toplamda 20 ilmekten anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Direkt modele başlıyorum. Modelin alt kısmına lastik örmeyeceğim. Lastiksiz de kullanılabilir bu model. Modelimi ön yüzden kurmaya başlıyorum. Şöyle ilk sıra olduğu için kenar ilmeğini de örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Sıradaki iki ilmeğimin ikisini birlikte örüyorum ve bir ilmeğe düşürüyorum. Tekrar bir artırdım. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Bir artırdım. İki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Birinci sıramız bu şekilde. Sıram tamamlayıp geliyorum. Evet sıra sonuna geldim. Başlarken arttırma yapmıştık. Bitişte arttırma yapmıyoruz. Direkt şöyle kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimin birinci sırası bu şekildeydi. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Dediğim gibi başlangıçta yapıyoruz arttırmayı. Arttırmamı yaptım. Bu düz ilmeğim ve arkasındaki ajurlu ilmeği ikisini birlikte yine kesiyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Arttırma mı yaptım? 2 ilmeğimi birlikte kestim. bir ilmeğe düşürdüm. Arttırma mı yaptım? 2 ilmeğimi birlikte kestim. Ve bir ilmeğe düşürdüm. Bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Dediğim gibi sıra sonunda arttırma yapmıyorum. Kenar ilmeğini direkt şöyle düz olarak öreceğim. İkinci sıramızı da tamamlamış olduk. Modelimin üçüncü sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. İki ilmeğimin ikisini yine şöyle birlikte düz olarak örüyorum. Bir ilmeğe düşürüyorum. Daha sonra altı ilmek düz örüyorum. Bir iki. 3 4 5 6 ilmek düz olarak ördüm. Burada yine bir arttırma yapıp 2 iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar burası bu arada birinci modelimiz. Şimdi ikinci modeli geçiyoruz. Tekrar 6 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm bir arttırdım kalan iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm bir ilmeğe düşürdüm kenar ilmeğimi de düz ördüm modelimin üçüncü sırasıydı modelin dördüncü sırasında ve arka yüzündeyim kenar ilmeğini örmeden aldım tekrar bir arttırma yaptım bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm bir ilmeğe düşürdüm İpi benden yana aldım Ön yüzde düz ördüm. 6 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum. 6 tane ters ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek ters olarak ördüm. Burada bir artırdım. Bu ilmeğin ve arkasındaki ajurlu ilmeğim ikisini birlikte düz ördüm. Bir ilmeğe düşürdüm. İpi benden yana alarak Tekrar 6 ilmek ters örüyorum. 3 4 5 6 ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm. Kenar ilmeğimi ters ördüm. Şu anda modelimiz anlaşılmıyor tabii ki. İlerledikçe kendini gösterecek. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Artırmamı yaptım. Yine bu iki ilmeğimi ikisini birlikte düz ördüm, bir ilmeğe düşürdüm. Tekrar 6 ilmek düz örüyorum. Bir arttırma yaptım. Bu iki ilmeğimi yine birlikte örüyorum, bir ilmeğe düşürüyorum ve yine 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. 1 artırdım. 2 i̇ki ilmeğin ikisini birlikte düz ördüm. 1 ilmeğe düşürdüm. Kenar ilmeğini düz ördüm. Model e, şimdiden sonra hep bu şekilde devam edecek. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir ilmek arttırdım. Bu iki ilmeğimin ikisini birlikte düz olarak ördüm. Ve 6 ilmek ters örüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir arttırdım. Bu ilmeğin ve arkasındaki ajurlu ilmeği ikisini birlikte düz ördüm. İpi benden yana alarak tekrar 6 ilmek ters örüyorum. 4 5 ve 6 bir doladım 2 İki ilmeğimin ikisini birlikte düz ördüm kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet şöyle göstereyim size. Dediğim gibi model ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda çok bir şey belli olmuyor. Ama yapacağımız işlem hep bu. Bakın şurayı saymayalım. Şu 1 ve 2'yi saymayalım. Şuradaki ajurların 5 tane olana kadar aynı işleme devam edeceğim. Ben o kısmı kamera arkasında tamamlayıp geliyorum. Evet ben şöyle sıramı tamamladım. Dediğim gibi bakın şu kısmı saymıyoruz şuradaki ajurları sayabilirsiniz 1 2 3 4 5 tane oldu burası yani 12 sırada bir model kendini tekrar ediyor modeli bir kez kurduk modelimiz bu şekilde şimdi ikinci modelin şöyle bir iki sırasında göstereyim size ki kafanız karışmasın tekrar buradan itibaren başlayacağız modelimize kenar ilmeğini örmeden aldım 1 arttırdım. 2 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 2 ilmeğimi yine birlikte düz ördüm, 1 ilmeği düşürdüm. 1 arttırdım. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm, 1 ilmeği düşürdüm. Artırmamı yaptım. 2 ilmeğimi birlikte örüp 1 bir ilmeği düşürdüm. Şu an yaptığımız ikinci modelin birinci sırası. Gördüğünüz gibi modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Başta arttırma yaptık. Sonda yapmıyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm Evet model ortaya çıktı devam etmeyeceğim daha fazla dediğim gibi birinci ilk Pardon ikinci modelin birinci sırasında şöyle birlikte ördük modelimiz bu şekilde kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim bir de onu göstereyim size bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde ben burada da alt kısmına lastik örmedim. Bence lastiğe de gerek yok bu modelde. Çok şık bir model. Şöyle arka yüzünü de göstereyim size. Modelimizin arka yüzü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Etor şal yapımında çok güzel olur. Bebek battaniyesi yapımında kullanabilirsiniz. Yine boyunluk yapımında, atkı yapımında, çocuk yeleklerinde, elbise etek kısımlarında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.